Kekli sütün hem süt, şeker, güllaçın da tabii bu arada yapraklarının çok iyi olmasına dikkat ediyoruz. Bu zaman da işte fıstıklı veya cevizli, fındıklı yapıyorsak bu aldığımız kuru yemişlere çok dikkat etmeliyiz. Taze olmasında en büyük şey. Üzerinde yine krem şantisi, yine çilekleri vesaireleri, bunlara da çok dikkat etmemiz gereken unsurlar. Güllaçı evde yapmak için yaklaşık 1 litre süt, 1 litre sütte 350 gram toz şeker, çok az miktarda vanilya kullanarak da yaklaşık 6 yaprak da güllaç yaprağı kullanarak da evde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sütü ocağa koyuyorsunuz, süt kaynama aşamasındayken de şekeri ilave ediyorsunuz. En son olarak da vanilyasını ilave edip tekrar da yaprakları tek tek ıslatıp, daha önce yaptığımız gibi yaprakları tek tek ıslatıp tepsiye döşüyoruz bu arada. Üzerinde en son güzel bir şekilde süslüyoruz. Bu şekilde güllaçımızı sunuyoruz. Güllaçın fiyat aralığı da yaklaşık 280 TL ile 550 TL arası değişmektedir kilogram fiyatımız. Güllaç Ramazan ayında tercih edeceğimiz gayet sağlıklı bir tatlıdır. Hem güllaç yapraklarından, içerisindeki bulunan sütten kaynaklı protein içeriği de yüksektir. İçerisine az miktarda şeker koyarak ve üzerine nar taneleri ilave ederek hem de aynı zamanda antioksidan içeriği yüksek bir tatlı haline getirebilirsiniz. Bunu da haftada 1-2 gün şeklinde ara öğününüzde ya iftardan böyle 1 saat sonrasında tercih edebilirsiniz. Güllaç ne kadar sağlıklı tatlı alternatif desek de yine kilo problemi olan, tansiyon problemi olan ya da yaşlılarda, şeker hastalarında tüketilmesi yine kan şekeri dengesini bozabilecektir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Thank you.